Bakalım izleyelim nasıl maçlar göreceğiz. A new legend is born. Oy, yeni bir efsane doğuyor dedi bir arkadaşımız. Buradan bağırdı sanırım kendisi. Şimdi bakın, burası bu arada Erek haritası normalde. Evet, burada bir maç oynandı turnuvada, hatırladım. Erek haritası. Normal şartlarda burada bir taş olur. Ve bu haritanın teması vesaire her şey daha farklıdır. Fakat burası Age of Turing'in resmi turnuvasında, yani mod takımının yaptığı turnuvada kullanıldı. Ve haritayı turnuva için dizayn ettiler. Böyle kutlama şeyleri falan koydular kendilerince. Ben de yeni temayı çok beğendiğim için koydum. Hem de dengeli harita malum, burası çok iyi bir harita. Bakalım şurada bakın trollümüz var. Tepe trollü. Ve de bir tane in. Burada da aynı şekilde. Şurada hayalet. Hayalet. Bakalım neler göreceğiz. 3 tane farmla başlamış. Dolguldur. İleriye doğru az önce bir işçi yolladı. Bakın Gondor'da 3 farm başlamış. Gayet doğru başladı bu arada Gondor. Yani en azından yapı dizilimi doğru. Bakın direkt ahırı farmın yanına koyuyor. Dolguldur ileriye bir Guldurgaul attı. Yani kışla attı ileriye. En son bu taktiği Sansar'dan izlemiştik hatırlarsanız. Ravager'ları oynamadı. Ne yaptı? Train Hero ve Broken Rebel'larla rakibini bayağı darlayıp o şekilde kazanmıştı. Bugün zafer kötülerden yana olacak diyor Orlarip. Hadi bakalım. Kötüler zaten hep kazandı. Yani bayağı kazandı. Şu an skorlar kötüler takımı 14 puan, iyiler takımı 6 puanda. İyiler takımının bugünkü kuşatmaları kesin kazanması lazım. %100 yani kaybetme şansı yok. Bakalım neler izleyeceğiz. Sayılır The Seven'a katılacak kahramanların eğitildiği bir üniversitede geçiyor. The Boys evreniyle aynı zamanda ilerliyor. Çok fazla spin-off fokusu aldım ama ya. Kaliteli bir şey mi? Yani dur şunun spin-off'unu yapalım da izleniyor zaten dizisi mi? Yoksa gerçekten bir kalite barındırıyor mu? Bu arada bakın Astro Broken Rebel'larla hemen saldırıya başladı. Bir de onlara Carnage kullandı, hasarlarını arttırdı. İyi hasar verdi, %45 falan canını bıraktı farmın. Fakat atlılar geldi. Ve mikrosu bana kalırsa çok sağlıklı değildi. Şurada kaldı. Ana kuleden çok fazla hasar yedi. Yine de iyi bir saldırıydı. Bakalım atlılarla neler yapacak şimdi. Gondor. Tekrar bir saldırı deniyor Astro. Yukarıdan da bakın bir tane daha kışlası var. Gitgide de farmlarıyla yayılıyor ayrıca. Yani bu şekilde devam ettiği sürece oyun üstünlüğünü yavaş yavaş Astro eline geçirecektir ve Gondor köşeye sıkışacak. Acil çaresini bulması lazım. Train de geldi. Tahmin ettiğimiz üzere. Geriye de bir tane kışla geliyor bakın. Şu atlılar ezmeye devam. Beslenmeye devam. Okçular gelmiş. Birazdan Pike görürüz. Evet geliyor şu an Pike'lar, mızraklılar. Atlılar iyi beslendiler. Gondor'da da boru var. Bir de büyü doldurmuş. Şimdi kışlayı almaya çalışıyor. Hadi bakalım. İleriye kışla atmanın bir de ekstradan şöyle bir avantajı var. Canları çok fazla. Yani 3000 canı var. Bakın bu arada buraya boru da kullandı Gondor. 3000 canı var. Burayı yıkmak çok uzun zaman alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla rakibinizi bayağı bir oyalamış oluyorsunuz. Train geldi bakın. O atlılardan şimdi çok iyi kasacak Train. Çünkü her birine tek atıyor. Fakat kendisi de neredeyse öldü. Ve gitti. Gitti. İyi kastı ama gitti. Atlılar mızraklılarla kaldı. Of. Kötü bir mikro hatası. Yani iki grup atlıdan 4 kişi kaldı. Buna ek olarak bakın bunlar 2 olmuş. Bir tane yapı almışlar. Şuraya normal kışla gelmiş Gondor'dan. Buradan hala birlik basmaya devam ediyor Dolguldur. Yani erken oyunda yapabildiği her şeyi yapmaya çalışıyor Dolguldur. Güzel bayağı, hiç spin-off'ların klasik saçma sapanlığı yok. O tamam o zaman. Bakayım ben ona. Bakayım ben ona. Ha, Compound V diyorduk ona bu arada. Bileşen V. Hatırladım. Compound V. O maddenin ismi. Hatırladım. Lamedin Clansman. Kılıçlarla püskürtmeye çalışıyor. Yavaş yavaş toparlamaya uğraşıyor. Okçular da geldi bakın Gondor'dan. Bu şekilde devam ettiği sürece kaplumbağa oynuyor şu an. Yayılmıyor fazla. İçine kapanık bir durumda. Fakat bu şekilde oynayıp da kazanması için tek bir ihtimal var. Bakın buraya çeşme de atıyor. Yani bu burada savunma yapmak istediği anlamına geliyor. Tek bir şansı var. O da nedir? Zaten açılamayacağı için
hali hazırda elinde olup koruyabildiği ya da en azından korumaya çalıştığı farmlarından çok para kazanması lazım. Bunun için de pazar yeri atması gerekiyor Gondor'un. Mutlak şartla. Yani kaplumbağa oynuyorsanız arkadaşlar, içinize kapanıyorsanız, çok açılmıyorsanız, savunup güçlendikten sonra böyle saldıran bir tipseniz, %100 şekilde marketplace atmanız gerekiyor pazar yeri. Yoksa ekonomide rakibiniz çok fazla yayıldığı için sizi ona katlıyor ve sonuç olarak kaybediyorsunuz. Bu arada Dol Guldur'dan Krimpul geldi. Üst taraftan baskıya devam ediyor. Astro. Kötüleri tutuyorum ama gönlüm Turgut Baba'dan yana diyor. Emirhan abi gelmiş. Hoş geldin abi. Hadi bakalım. Hocam Dol Guldur'u güçlü yapan nedir? Birlikler binalardan uzaklaşınca canları azalıyor. Bir esprisi yok gibi. Aslında var. Evet, bu bir dezavantaj. Şurada bakın pasifleri var. Slow Decay. Yanlarında Necromancer olmadığı sürece ya da binaların yakınında değillerse canları sürekli azalıyor. Fakat çoğu birliği, çoğu ucuz birliği hem gücüne rağmen fazla ucuz hem de güçlü birlikleri çok kuvvetliler. Yani o Slow Decay'den ölene kadar, örnek veriyorum şu arkadaşlar, Ravager'lar, o kadar tanklar ve o kadar çok vuruyorlar ki. Bunun yanı sıra çok fazla debuff atan bir fraksiyon. Yani inanılmaz debuffları var. Yani rakibi güçsüzleştirme üzerine büyüleri çok fazla var Dol Guldur'un. Bu yönlerle çok öne çıkıyor. Bakın burada 4 level olan kılıçlar var bu arada. Pasifleri açıldı artık. %20 zırh kazandılar. Ağır zırhları var. Emirhan abi ne demiş? Dol Guldur'u güçlü yapan Guldur Gaul evini rakibin base'in yakınlarına yapacaksın. Bastıracaksın ya da temple'ini oynayayım. Necro bekleyeceksin. Evet, ama ilk söylediğin yalnızca Dol Guldur'a özel değil. Yani ileriye bir kışla atıp baskı yapmak ve spam yapmak Dol Guldur'a özel bir hareket değil. Bunu siz Mist Mountains'la da yapabilirsiniz ki ihtiyacı olmuyor tünel olduğu için. Ya da Mordor'la da yapabilirsiniz. Mordor'la yapan da çok var. Bakın Necro 2500 God, o zamana kadar ne yapacaksın? İşte onu bir şekilde basıyorlar. Necro çok geç kalmıyor. Birazdan buradan da görürüz muhtemelen. Bir de Necromancer çok kuvvetli bir hero arkadaşlar. Bakın Dol Guldur bu arada buraya hasar kullandı. Necromancer çok kuvvetli bir hero. Zayıf orduları, güçlülere karşı da gücü var. Fakat özellikle zayıf orduları çok rahat bir şekilde yıkıp geçecek bir güce sahip. Hem normal vuruşlarıyla hem de skilleriyle. Dolayısıyla birimlere karşı hero bakımından da öne çıkan bir fraksiyon Dol Guldur. Krimpul'la burayı iyi bastırır bakın. Birlikte çağırmış. Gondor'un acilen dediğim gibi ekonomiye el atması lazım. Bir, hero çıkartması lazım. İki, bakalım neler göreceğiz. Gitti orası. Minik minik toparlanıyor. Bakın 3 grup okçusu var şu an. Yaklaşık 3,5 grup falan da kılıçlısı var. Bakalım neler olacak. Bu birlikte eriyor yavaş yavaş tabii ki. Çok önemsediğini düşünmüyorum onları. Birazdan Ravager'lar gelir. Yani hep bunlarla devam edeceğini sanmıyorum. Aa, Ravager değil bakın. Spire of Sorcery gelmiş. 2'ye basılıyor. Birazdan buradan Harbingers görebiliriz. Ya da Castellan mı göreceğiz? İzleyelim bakalım. Beragond gelmiş Gondor'dan. Mantıklı bir hareket. Rush olmayan bir oyun tarzı sergileyen biri değilsen bir şey yapamazsın diyor. Dol Guldur'la mı? Yo, yaparsın. Yani rush yapan biriysen az önce Astro'nun yaptığını yapabilirsin. Rush yapmayan biriysen o zaman Ravager'lara yönelebilirsin. Onu yapan oyuncu da çok var. Ha, tutar mı ayrı konu. Ama bu bir taktik mi? Bazen tuttuğu oluyor mu? Evet, bu bir taktik. Adamı Broken Rebel ile dürtüp farmlarını yıkacaksın diye. Dediğim gibi yollardan bir tanesi. Arkaya güzel kaçtı bu arada Dol Guldur. 5 level oldu bakın. Krimpul. Burada dikkat ettiyseniz Turgut'un en büyük hatası Gondor'un tüm birliklerini aynı anda aynı yere yolluyor. Bu hatayı ben de çok yaparım genelde. Yani pratiğim yoksa, uzun zamandır oynamadıysam, makrom zaten kötüdür benim. Hep söylerim, makrom çok kötüdür, mikrom çok iyidir. Çok dikkat ederim. Fakat olay şu. Bakın aynı birlikler hepsi bir şeyi kovalamak için hepsi aynı yere gidiyor. Arka tarafta paramparça etti Gondor'u bunlar. Krimpul ve Risen Dead olmuş bunlar bakın. Buna rağmen tutmakta çok zorlanıyor. Şimdi saldırıya geçecek sanırım kendisi. Saldı orayı.
Fakat burada bir Cream Pool olduğunu unutuyor. Yani bunlar Cream Pool'u tutmak için yeterli değil. Acaba ne yapacak? Ortadan baskı yapmak istiyor sanırım Turgut en sonunda. Bakın onluk büyüyü açmış Dolguldur. Burası da bir beşlik daha açmış. 5 büyüsü var. 300 birime karşı 520 birim şu an. Yani ahırı da kaybediyor. Gondor korkunç bir hata yaptı bu kadar ileri çıkarak tüm birlikleriyle. Yani bunlarla rakibin fortresini yıkamayacağı kesin bir şey. Madem yıkamayacak, o zaman şurayı salıp bunların base'ini mahvetmesine izin vermek neden? Hem Cream Pool besleniyor, hem büyü besleniyor, hem de kendisi zarara uğruyor. Yani buraya bakın bir onluk attı Dolguldur. Bir de şimdi bunlara boru basacak, Carnage basacak. Neyse izleyelim bakalım, belki bir bildiği vardır. Beregond da bakın 3 level. Cadem ne demek? Arkadan Harbinger'lar geliyor bakın, agresifteler. İzleyin şimdi hasara bakın. Harbinger'larda slow decay de yok arkadaşlar. Tek atıyorlar dikkat ettiyseniz hepsine. Ne oldu? Geri dönmek durumunda kaldı sonuç olarak. Neler kaybetti? 3 tane farm. Buradakini de sayıyorum. 1 tane ahır. 1 tane bir yapı daha kaybetti. Ya okçuk ışısı ya normal çıkışta. O kadar çok kayıp verdi ki. Ok yağmuru geldi bu arada. Faramir'den geldi o ok yağmuru. Bakın tükenmek üzere, tükendi. Kamul da geldi Astro'dan. Ravager'lar da gelmiş. Artık buradan Gondor'un sadece Faramir'i var ve oyun bitti. Just Chatting'de kalmış yayın. Öyle mi? Hmm, tamam dur. İyi ki söyledin. Hemen bunu bir halletmem gerekiyor arkadaşlar. Acil bu. Orlorik TG verir diyor. An Anonymous bilinmeyen, yani kim olduğunu bilmiyoruz galiba. Nick'i mi öyle yoksa gerçekten bilmiyor muyuz kim olduğunu, onu anlamadım. 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederiz, sağ olasın hocam. Çok sağ ol. Alt tap yaptım ben, o yüzden dondu. Donmadan bahsediyorsanız. Alt tap yaptığımda dona. Bakın yine Gondor'dan yanlış bir büyü bu arada. Numenor mühendisliğini almış. Fakat saldırıya gelenlere karşı savunma için hiç iyi bir büyü değil. GG dedi. 1-0. Astro kazandı. 1-0. Kötüler önde. Evet, başlıyoruz. Kaldığımız yerden bakalım. Her şey yolunda mı? Evet. Başladık. Astro Mordor. Turgut Erebor. İkinci maç 1-0. Astro önde arkadaşlar. Eğer bu maçı da alırsa Astro kötülere 3 puan daha gidiyor ve kötüler takımı 1. haftada 17 puana çıkarak haftayı tamamlıyorlar. Birazdan kuşatma maçlarımız başlayacak. Haritamızı gösterelim. Warglar, Warglar, şurada da Warglar ve Warglar tekrardan. Şurada bir in, burada da bir in. Madenle başladı cüceler. Burası da iki tane farmla başladı. Kozmos coştu. Duweka. Hiç de sevmem şeyi, Thorin'i. Aklıma direkt Thorin geldi de benim, o yüzden söylüyorum. Ben sevmem. Zayıf gelir bana Thorin. Çok weak. Zayıf irade. Üçüncü maden geliyor cücelerden. İki tane kışla geliyor Mordor'dan aynı anda. Başka hiç farm atmadan. İki farm direkt iki kışla. Hemen baskı yapacak. Erebor'a bol şans. Fena bir baskı görecek. Ne yapabilir? Araba basabilir. Grimhammer basabilir. Direkt normal kılıçlı birimleriyle karşı saldırıya geçip o da spam yapabilir, deneyebilir. İleri maden atarak vesaire. Okçu basabilir. Bir yol tercih edilmez genelde. Bir sürü yol var. Bakalım hangisini tercih edecek Erebor spam'a karşı. Çünkü buradan spam göreceğiz belli ki.
Aynen başladılar gelmeye. Bir grup hemen mızrakla basılmış Erebor'dan. Hemen mızraklı gelmiş. Acaba neler göreceğiz? Warklar'a mı koşacak? Bunları nasıl tutmayı planlıyor? Hold Ground'da yolluyor bir de bakın. Tam bir vanilla oyuncusu gerçekten. Şimdi basacak saldırıya. Bir grupla saldırıyor sadece diyecektim ki diğerinde şey yaptı. Onu öyle bırakmayacaktır. Mikrolayacaktır sanırım şu grubu. Onlar düzgün vuramıyor çünkü. Aa, uğraşmadı pekala. Henüz tehlike yokken mesela normal şartlarda bunları agresif alması gerekir. Kılıçlılar da gelmiş bir grup fakat geç kaldılar, orası gidecek. Bu arada creepleri toplamaya başladı Erebor. İki grup or. En güçlü cücenin en zayıfı o olabilir diyor Kozmos. Olabilir. Bakın kılıçlar. Mesela bir şeyi tutmaya çalışırken de agresif almalısınız ki hızlı öldüresiniz. Bunlar da şu an standart duruştalar. Creepler alınmış, mızraklar 2 olmuş, hazineler bekliyor. Ama coşku verme konusunda çok iyi. O verdiği coşku onun kara kaşına kara gözüne değil, statüsünden dolayı tamamen. Yani kimsenin, cücelerden hiç kimsenin Thorin'in şeyinin bayıldığını düşünmüyorum. Aa çok karizmatik adam falan gibi. Tamamen statüden kaynaklı. Thorin yerinde bir başkası olsaydı o statüde, başka bir cüce olsaydı, o da hepsini gaza getirirdi bence. Ben Thorin'in direkt kişiliğini sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Spamın ardı arkası kesilmiyor. Bunlara ihtiyacı var. Ya da araba. Ya da dediğim gibi daha farklı bir yol. Biraz daha kılıç geldi. Bunlar da iki olacaklar şimdi. Bu maç daha iyi savunuyor. Cüce hiç çok fark ettiyseniz sadece Bard birimleriyle oynuyor. Mızrakları da getirdi. 2 level mızraklar. Yanlış hamle bence. O mızraklar oradan devam edip diğer creepleri de temizlemelilerdi. Bakın okçular ve mızraklar gelmeye başladı Mordor'dan. Üçüncü kışla gelmiş. Şuradan da kaçıyor. Hatta bakın o da creeplerin bir tanesini almış. 2 level bu mızraklar. Şimdi diğer creep'e gidiyor Astro. Astro tam olarak az önce yapmalıydı dediğimi yapıyor. Bir creep'i aldı. Devam ediyor. Diğerine gidiyor. Okçular gelmiş. Bunlar iyi okçular. Ranger'ı diyebilirsiniz cücelerin. 8 büyüsü var Mordor'un, henüz bir şey almamış. Erebor'da ise bakın repair var, onarma var. Bunları hold ground'u almalı eğer savaş çıkarsa. Bakalım bakalım. Fortress'e yakalandılar, bunlar yaşamazlar burada. Şurada tutmaya çalışıyor, işçi biraz tehlikeli olabilir. Üst tarafta bakın. Astro creepleri alıyor yine. Birazdan 3 level olacak bu grup. Nazgul geldi Mordor'dan. Şimdi başı dertte cücelerin. Çünkü arkadaşlar Erebor oynarken Nazgul'ları farm dürtmeden korumak. Yani Nazgul'ları püskürtmek. Sürekli sağa sola kaçıp kaçıp vuruyorlar farmlara. Tam bir dert. Tam bir işkence. Hele bir de rakibiniz mikro yapmayı iyi biliyorsa ooo kolay gelsin. Mentalinize bol şans diliyorum yani. Bakın bu güzelim okçular Nazgul için yemek oldular. 2 level olmak üzere Nazgul. Orada mızraklı hiç yok. Bunların hepsini öldürebilir Nazgul şu an ezerek. Aşağıda da bakın yine sıkıntı yaratıyor. Astro üstten de geliyor. Biraz daha okçu geldi şimdi. Nazgul yine bunların da peşine düşecektir. Geliyor. Gördüğü an gidecek zaten onlara. Yani okçuların artık kurtuluşu yok arkadaşlar.
Dediğim gibi Erebor oynarken rakibinizde binekli hero varsa büyük sıkıntıdasınız. Çünkü tutmak çok zor. Cevap verebileceğiniz bir hero'nuz yok. Cevap verebileceğiniz güçlü binekli birimleriniz yok. Maksimum yapabileceğiniz bir yerde kıstırıp mızraklılarla indirmek. Ya da gimliniz falan varsa balta fırlatacaksınız hani. Onun haricinde binekli hero'lara karşı Erebor gerçekten büyük sıkıntıda. Bakın bir daha geliyor. Hop biraz daha ezdi. 4 level şu an kendisi. 5 olacak birazdan. Bakın Glowing gelmiş ama Glowing garibim koşuyor. Şuna bak. Koşuyor. İnşallah yakalayacak birim. Nazgul 5 oldu. Mesela şey matchup'ında da aynı. Rivendell matchup'ında da aynı. Glorfindel çıktığı an cücelere bol şans. Glorfindel Nazgul gibi de değil. Daha da güçlü bir hero. Çok büyük dert yani. O hepsini ezdi bakın görüyor musunuz? 6 olacak birazdan. Şurada bir tane bakın onu görmüyor. İstese görür haritadan. Fakat görmüyor. Haritada görünüyor halbuki şurada kırmızı. Gördü mü? Gördü galiba. Görmedi. O bir tane orada vura vura birazdan yıkacak burayı. Böyle şeylere dikkat etmeniz lazım. İşte harita takibi bu yüzden çok önemli. Gözünüz her zaman katiyen haritada olacak. Ben buradan görüyorum bakın rahat rahat. Bakın o şu an şöyle görüyor cüceler. En sonunda gördü aynen. Orklar tekrardan başladılar. Burada madeni gidiyor yine Turgut'un. Burada büyük bir ordu toplanıyor. Aşağıdan 3 grupluk bir ork ordusu geliyor minik. Tabii ki buna ordu denmez. Patır patır düşecekler. Fakat sürekli aynı hata bakın. Okçularını çok yalnız bırakıyor. Bir de bağırdı Nazgul. 6 oldu 7 olacak birazdan. Okçularını o kadar yalnız bırakıyor ki. Rakibine gerçekten bakın bu arada Slaves of Nurn'u almış. Mordor. Buradan 65-65 kazanıyor. Rakibini çok iyi besledi gerçekten. Tahmin etmesi lazımdı artık. Yani okçularının yanında her daim bir grup mızraklı bulundurmak zorunda. Aksi takdirde o okçuların hayatta kalma ihtimali yok. Bakın yine aynısı. Yine meydandalar. Yani şu an mızraklılar başka yerde bakın. Gelse gelir Nazgul. Uzak ama koşuyor gördü sanırım. Ateşin içinden geçiriyor falan. Yani tabi bunlar mikro hataları. Ben bunları elbette ki bir turnuvada olduğumuz için ve ben turnuvayı sunduğum için söylüyorum. Turgut'tan nefret ettiğimden değil. Bunları söylemek için zaten sizlere maçı sunuyorum. Burada da bakın Astro'dan bir şey geldi. Astro bakın şey atıyor, ping atıyor oraya. Burada da Astro'dan bir mikro hatası geldi. Öldürttü Nazgul'unu, kaçırdı orayı. Mızrakları ezdi ve tek yiyip öldü. Ama ona sorun olmayacaktır. Zaten çok parası var. Rahat rahat hemen. Ekonomisi çok iyi durumda şu an. Oyun onun elinde. Şimdi basacaktır. Hatta onun yanında 1000 Nazgul daha basabilir öyle söyleyeyim. Yüceler de bakın Deep Delving'i almış. Mantıklı bir hareket. %12 daha fazla kazanacak artık farmlarından para. Neden mantıklı bir hareket? Yine baskınlık kuramadığı için, içine kapanık oynadığı için olduğu yerde sayarken para kazanması gerekiyor. Dolayısıyla çok mantıklı bir hareket. Burayı şu an kazanacak Turgut. Rahat rahat kazanacak. Çünkü burada sadece orklar var. Nazgul da yok. Dolayısıyla orayı rahat kazanacaktır. Gorbak geliyor. İleri de bakın bir Siege Works atıyor. Biri gel. Ooo. Witch King gelmiş. Hadi bakalım izleyelim. Glowing de var ama izleyelim bakalım. Witch King skill'i bastı. Chill of Angmar. Ama okçular bakın çok fena hasar çıkartıyorlar. Skill attılar. Bunu attılar. Black Arrow satıldı. Witch King'e. Witch King'in canı yarıya indi. Geri çekiliyor. Onu indirebilirse gerçekten acayip beslenir. Fakat başı dertte. Turgut neye eksik yaptı? Madenleri çok yavaş yapıyor. Yani yıkılan madenlerini çok zor yerine getiriyor. Bu arada Gorbak'ta 3 olmuş. Witch King yakalanmış. Düşmek üzere. Nasıl yakalandı o?
Gimli gelmiş. Ben de onu arıyordum. Gimli gelmiş. Acilen onu öldürmesi lazım. Mordor'un da acilen kaçırması lazım. Kaçıyor mu? Kaçıyor. Gorbak. Gorbak da düşmek üzere. Geri çekiliyor. Şimdi onların peşini bırakıp artık hero'larıyla savunmaya geçmesi gerekiyor Erebor'un. Yoksa daha fazla birim kaybedecek. Buraya kim girdi bu araya kadar? Orada biri var. Gimli'ymiş bakın. Agresifte bir de. Bir sürü ork var peşinde. Nazgul da peşine düştü. Mızraklı hiç yok. Buradan bu oyun GG olur arkadaşlar tahminimce. Nazgul ölümcül bir hata yapmazsa. Şu an bu Nazgul düştü yani Erebor'un bir şansı var. Nazgul düşmediği sürece Erebor'a geçmiş olsun. Her an GG gelebilir. Faruk Kazat dedi bu oyun abim ama oradan tek başına ne yapacaksın abi? Bir tane bile birlik yok. Para desen yok. 1K parası var. Farmları gidiyor. Gimli ile bakın buraya. 8 level Nazgul'e balta fırlattı. Yerine sabitledi onu ama onlar onun yanına koşana kadar Nazgul kurtuldu bile. Tabii ki rahatça kaçacak. Tekrar Witch King gelmiş. Gorbak gelmiş. Hero'lar şimdi düşecekler ve GG gelmek üzere arkadaşlar. Her an bitebilir. Bakın Gorbak da Gimli'nin peşinde. Evet Gimli düştü. Gorbak yere düşürdü onu. E tabi 15'lik büyü de geldi Mordor'dan. Sonuç olarak o da GG dedi. GG ve bitti. 2-0 Astro kazandı ve kötüler takımına 3 puan daha gidiyor. Kötüler takımı 17 puana ulaşıyor. Tam 17 puan. Güzeldi. Güzel maçlardı.